İyi günler. Medyaskop TV özel yayından merhaba. Konumuz Cumhuriyet Halk Partisi İYİ Parti ittifakı olacak mı? Konuğumuz Hürriyet Gazetesi siyaset muhabiri Rıfat Başaran. Rıfat Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Evet, şimdi uzun süredir konuşuluyor. Özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağı düşünülen diyelim. Mansur Yavaş üzerinden giden bir pazarlık olduğu konuşuluyor ama bir türlü neticelenemedi. Şu an pazarlıklarda nerede partiler ve nerede tıkanıyor bu iş? Aslına bakarsanız dün akşam saatlerinde gece 12'ye yakındı, görüşmeler bitti. Her iki parti de köprüleri atma noktasına gelmişti ama sabah yeniden umut doğdu. Yeniden bir görüşme trafiği başladı. Nerelerde tıkanıyor? Aslına bakarsanız bu Ankara'da tıkanıyor her şeyden önce. Ankara konusunda bir anlaşma var. Çünkü Ankara'da yapılacak ittifak biraz daha çetrefilli. Çünkü Ankara her iki parti için de önemli bir kent ve Ankara'da CHP seçmenine mahcup olmamak için İYİ Parti'den bir CHP'li adayın seçimlere girmesi konusunda yeni bir formülle ortaya çıkmıştı. Tabii İYİ Parti'nin de kendi göstereceği CHP'li adayın kim olacağı konusunda hassasiyetleri var. Bu hassasiyetlerle ilgili bir anlaşmazlık söz konusu. Peki burada Mansur Yavaş isminden tamamen uzaklaşıldı diyebilir miyiz? Aslına bakarsanız ittifakla ilgili Mansur Yavaş isminden uzaklaşıldı. Ama Mansur Yavaş'ın açıklamasına dikkat ederseniz Mansur Yavaş CHP'nin desteklediği İYİ Parti'den aday olmak istemiyorum diyor. Hani CHP'nin adayı olabilirim diyor. Hani Ankara'nın ittifak dışına çıkarıldığı noktada Mansur Yavaş isminin yeniden gündeme gelebileceğini düşünüyorum ben. Öbür taraftan bu süre giden toplantılarda da yeniden bu isim masaya gelebilir ve Mansur Yavaş belki ikna edilmeye de çalışılabilir. Ama eminim şu aşamada başka isimler üzerinde tartışılıyor. Peki CHP İYİ Parti ittifakı olacak mı? Olmayacak mı? Onu konuşmaya tabii devam ediyoruz. Başka sorun noktaları hangi şehirlerde, hangi büyük şehirlerde özellikle pazarlık yoğunlaşıyor? Aslında büyük oranda aşılmıştı. Bir Balıkesir'le ilgili sorunlar. Balıkesir'de CHP daha ittifak görüşmeleri başlar başlamaz ilk açıkladığı adaylar arasında bir belediye başkanı adayı açıkladı. Ahmet Akın, Balıkesir milletvekili ki Ahmet Akın yaklaşık 1,5 yıldır aday olacağı kulislerde konuşuluyordu. Çok önceden hazırlanmış bir adaydı. Balıkesir'de ittifak söz konusu olduğu zaman İYİ Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu adayını çekmesini istemiş baş başa görüşmede. Ancak Meral Akşener buna da razı olmamış. Bu Balıkesir sorunu yan cepte duruyor. Ankara çözüldüğü zaman eminim Balıkesir daha hızlı çözülebilecek. Yani Balıkesir'in çözümü biraz Ankara'da CHP'nin alacağı pozisyona bağlı. Aynı şekilde Antalya ile ilgili bir anlaşmazlık vardı. Burada da baş başa görüşmede Kılıçdaroğlu Ankara için uzun süredir bir ismi hazırladıklarını ve bu ismin işte sahada çalıştığını söyleyip Ankara'dan kendi adaylarının gösterilmesini istemiş. Akşener de buna itiraz etmemiş. Şimdilik Antalya CHP'nin adayıyla seçime girilecek, İYİ Parti destek verecek ama Antalya'da aynı şekilde Ankara'dan çıkacak sonuca bağlı. Peki üzerinde mutabakata varılan şeyler hangileri? Mersin'de mesela her iki parti de adayını çıkaracak. Burada sorun yok. Aynı şekilde Manisa'da en başından beri İYİ Parti'nin adayıyla seçime girileceği konuşuluyor. CHP burada İYİ Parti'yi destekleyecek. Bursa'da CHP'nin adayı seçimlere girecek. O da Nilüfer Belediye Başkanı'nın adı kulislerde konuşuluyor. Uzun süredir onun da hazırlandığı söyleniyor. Aslına bakarsanız çok fazla şehir üzerinde de yapılan bir görüşme yok. Peki şunu da sorayım. Ama sorunlu olan burada Ankara. Sorunlu olan Ankara. Şunu da sormak istiyorum. Bu iki partinin olası ittifakına Saadet Partisi'nde bir şekilde dahil olma ihtimali var mı? Bildiğim kadarıyla Saadet Partisi'nde genel merkezler nezdinde değil ama yerel örgütlerde Saadet Partisi örgütleriyle görüşmeler sürdürülüyor. Hani bu ne olur? Belediye başkanını destekleme şeklinde olur. Belediye meclis üyesini destekleme şeklinde
zaten. Oyu da var, belirleyici olabilecek bir oyu var. CHP'nin de İstanbul'da en iddialı olduğu kentte bu oya ihtiyacı var. Peki son olarak konunun biraz da dışına çıkarak İstanbul'u konuşalım istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi sizce İstanbul'da hangi isme yönelebilir veya adaylar ikiye düşmüş durumda mı? Ama bana kalırsa genel merkezde konuşulan tek bir aday var. Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı. Bu isim de çok önceden beri kulislerde konuşuluyordu, sızdırılıyordu. Ama İstanbul'un da ben sürprizlere gebe olduğunu düşünüyorum. Peki Rıfat Başaran, çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet, Medyascope TV özel yayınında Cumhuriyet Halk Partisi İYİ Parti ittifakının olup olamayacağı sorusunu konuştuk. Rıfat Başaran konuğumuzdu. İyi günler.